Evet sevgili dostlar merhaba. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın verdiği mutlulukla dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere iki bileşen üzerine bir takım bilgiler vereceğim. Yani öncelikle tremolo tekniği ve ardından kromatik dizi çalışmasının beraber nasıl kullanılacağına dair bir egzersiz göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki tremolo bir ses üzerinde bir sesin devamlı bir şekilde icra edilmesi durmadan. Yani tınlatılması sürekli o tel üzerinde rezonans sağlanması. Kromatik dizi neydi? Yarım sesler üzerinden bir dizi çıkışı veya inişi. Birleştirerek kullanmaya özen gösterelim. Bu kullanımın giderini kendiniz, kendi teknik seviyenize göre ayarlayabilirsiniz. Daha yavaş. Bölümler olursa tremolo kullanımını bilekten değil parmaktan sürdürebilirsiniz. Yani çıkış dizi esnasında yoruldunuz diyelim. Bilekten yaptığınız takdirde yorulduğunuz zaman parmağa dönebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bilekteyim. Elim yoruldu. Parmağa döndüm. Parmaktan harekete döndüm. Bu sizin elinizde. Bu kullanımı, teknik kullanımı sadece dizi çıkışlarında değil, eser icralarında da kullanabilirsiniz. Eser icralarında da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Atlamalı dizi seslerinde, beşli, dörtlü, oktav atlamalarında. Veda Buğu sesi üzerinden bir örnek verelim isterseniz. Daha önce aslında bu eseri icra etmiştim. Şimdi teknik kullanım üzerinden değerlendirelim. Gördüğünüz gibi burada kromatik diziyi ve tremolo teknik kullanımını birlikte kullandım arkadaşlar. Bu teknik kullanımı Halil Karaduman özellikle icralarında sıklıkla kullanmıştır. Dikkatinizi çeker diye düşünüyorum. Bu tekniği çalışırken öncelikle yavaş metronom arkadaşlar. Zaten ağır metronomda çalıştığınız zaman kolların bir bölümü zaten kendiliğinden haliyle yorulmuş olacak arkadaşlar. Yani ağır veya hızlı çalışmanız arasında bir fark olmayacak. Her iki şekilde de kolunuzu, parmaklarınızı, bileğinizi yormuş olacaksınız ki bu da bizim için önemli bir kazanımdır arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar diyelim. Uzun bir aranın ardından sizlerle tekrar ders bölümünde birlikte olduk. Sizlere bir kullanım göstermeye özen gösterdim. Umarım dediğim gibi beklediğiniz doğrultusunda bir ders olmuştur. Yine diğer haftalarda tekrar birlikte oluruz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar. İyi haftalar.